Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kocaeli'de katıldığı bir toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gazetecilerin sorusu üzerine çalışan gazetecilerin dün iki açıdan çok önemli günleriydi diyen Çelik, öncelikle günleri kutluyorum. Bize hükümet olarak 2008'den beri yıpranma payı diye bilinen bu hakkın verilmesiyle ilgili talepleri vardı. Çalışan gazeteciler yıpranma hakkına kavuştu. Hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. Evet, çalışan gazetecilerin dün çok önemli günleriydi iki açıdan. Öncelikle o anlamlı günleri kutluyorum. Biz de hükümet olarak öteden beri 2008'den bugüne yıpranma payı diye bilinen bu hakkın verilmesiyle ilgili talepleri vardı. Sayın Başbakanımız yurt dışında olmasına rağmen yaptığımız görüşmelerde gazetecilerin bu anlamlı gününde onları bir kez daha sevindirecek, yani anlamlı günde ikinci kez sevindirecek bir çalışmayı yapmamızı istediler. Biz dün yasaya bunu koyduk ve gazetecilerimizin yıpranma hakkına çalışan gazeteci kavuşmasını gerçekleştirmiş olduk. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Aynı yasanın milletvekillerinin de kapsadığının hatırlatılması üzerine Bakan Çelik, emekli olacak gazetecilerin sayısı milletvekillerinden daha fazla. Milletvekilleri de çok yoğun çalışma içindeler diye konuştu. Bizim için değil tabii. Emekli olacak olan gazetecilerin sayısı daha çok da. Milletvekilleri bu konuda emekli olmayan milletvekili çok az sayıdadır. Onlar da tabii gece 11'lere kadar, 2'lere kadar çok yoğun bir çalışma içindeler. Sabaha kadar, evet, milletvekillerimiz buradalar.